Allah Allah, İllallah, Muhammedur Resulullah. Baş bellarında final güreşinde. Hadi benim seyircim, o güzel ellerinizi arzulayın. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, 656. Kırkpınar'da final. Orhan Okulu, İsmail Balaban. Güzel bir mesaj gelmiş Rodi Kayakşi. Çok değerli UBB yönetim kurulu üyesi. Güreş Birliği, Dünya Güreş Birliği yönetim kurulu üyesi. Selam güzel insanlar, harikasın, çok güzel bir yayın yapıyorsunuz. Sizleri seviyoruz demiş Önder Yakşi, Maria Rodica Yakşi. Sevgili Mahmut Demir. Bugün Kırkpınar'ın son günü. Kıran kırana güreşlerin olduğu Çetin Başak, sana da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Yine sesim az geliyor diyorlar ama sesimi duyuramıyorum herhalde burada. Herkese selam olsun. Bugün Kırkpınar'ın son günü. Bu kadar mesajı buraya gönderdiğinize göre demek ki Tekrümeli'yi ve bizleri izliyorsunuz. Onun için teveccühünüze dolayı da sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Antalya'dan Niyazi Özçelik'e de buradan selam gönderelim. Tabii Antalya finalin adı İsmail Balaban, Orhan Okulu. İki genç kardeşimizle tebrik ediyorum. Güzel mücadele ettiler. Tabii diğer 60 güreşçi de çok iyi mücadele ettiler. Tabii burada en fazla çalışan, çok emek veren, çok isteyen kazanıyor. Arayanlar bulamaz ama bulanlar da hep arayanlardır diyor. Dolayısıyla çok isteyenlere Yaradan Mevla nasip ediyor, çok çalışanlara nasip ediyor. Demek ki 2017 yılında, 16 yılında en fazla emeği bu kardeşlerimiz vermişler. Onun için finaldeler. Ben önce kendilerine finale kadar geldikleri için tebrik ediyorum. Onlara emek veren yöneticilerini, anne ve babalarını tebrik ediyorum. 2200 güreşçi vardı Kırkpınar'a bir yıl katılan. O 2200 güreşçinin ailesini selam ve saygılarla selamlıyorum. Çünkü atasporuna sahip çıkıyorsunuz. Diğer spor branşları varken güreşi tercih ediyorsunuz. Tabii biz gençliğimizin hepsinin mutlaka bir spor branşıyla, bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. Ama güreşi tercih ettiğimiz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Güreş yapmayan kardeşlerimize mutlaka sporla ilgili uğraşsınlar. Çünkü Büyük Atatürk'ün de dediği gibi sağlam, kafa sağlam vücutta bulunur. Onun en güzel yolu da spordan geçiyor. Güzel bir final olacağını düşünüyorum. Favorimiz aklımızda ama onu biz seyircilerimizle paylaşmıyoruz. Sadece spor müdürümüz Mehmet Çelik'e not olarak kendisinin önüne yazıp vereceğim. Evet, Pravat'ta Boşnak Böreği'nin lideri Saffet Yavuz ve Yusuf Durmuş, saygılarımızı yolluyoruz. Evet Yasin, Allah nasip ederse 11-12-13 Ağustos'ta Kurtdereli geleneksel güreşlerine Sevgili Karasi Belediye Başkanı bizleri davet ediyor. Yücel Yılmaz'la güzel sohbetlerimiz oldu. Şöyle bir bilgi verelim, ancak baş altında eğer mümkünse ekrana getirelim, diğer kenarda ekranın yarısında harika bir final var. Kürşat'la Okan'ın çok rahat yaşıyorlar çünkü ikisi de baş pehlivan oldu Yasin. Evet, evet. Ben Kürşat'ı, Semih'i, yani Hüseyin Gümüşalan'ı, onlar biraz önce tabii örneklerini verdiler, doping örneklerini ve tabii ki Okan'ı gerçekten baş pehlivan oldular. Final öncesinde de baş altı devam ediyor. Şimdi final zamanı, bakalım Orhan Okulu mu, İsmail Balaban mı? Ezeli rekabet Kırkpınar finaline taşındı değerli güreşseverler. 3 gün boyunca TR TV'de bu ekranlarda Kırkpınar'ı sizler için yorumladık. Konuklarımız oldu. Ve bu sene Orhan ve İsmail'in 4 güreşi var. 3 müsabakada Orhan Okulu galip geldi. Bir müsabakada evet, İsmail Balaman. İstatistikler, bu yılki istatistikler bunlar. Tabii doping kontrol merkezine geliyor bütün sporcular. Orada Hamza ile görüştüm, Şaban Yılmaz'la görüştüm. Şaban Yılmaz'ın yaşını sordum, 40 yaşındaymış.
Hamza Köseoğlu da çok istedim ama hata yaptım diye hatasını da kabul ediyor. Evet. Ben de kendisine enerjin isteğin fazla, yağlı güreşte yenme tekniklerini de öğren diye de kendisine nasihatta bulunduk. Evet, güzel bir yaklaşım olmuş. Doğru kişiden, doğru zamanda, doğru insanla, doğru pehlivanla. Hamza daha uzun yılları var. Şaban'ın da bir 5 yılı daha görünüyor. Allah nasip ederse. Baş pehlivanlık altın kemer ünvanı var. Yasin, biraz bilgi verelim. Değerli, şahsiyetli güreş severlerimize. Bunlar bizim her zaman başımızın tacı. Bizi sevenler sağ olsun her zaman olmamız gereken yere koyuyorlar. Evet. Bu güzel bilgileri bir paylaşalım bakalım diğer boylarda da neler yaşandı. Evet hocam. Cuma gününde başlayan 656. Kırıkkumar yağlı güreşlerinde 2199 pehlivan güreş tuttu ve şu an final güreşlerindeyiz ve minik bir boyunda kürsü yapanları, yani bütün boylarda kürsü yapanları tek tek sıralamak istiyorum. Osman Nuri Çıldan minik bir boyunda birinci oldu. Abdullah Top ikinci. Evet. Kutay Çökeren, Turgut Rasim Demir üçüncü oldular. Minik iki boyunda Cengizhan Ramazan Doğan birinci. Muhammed Enes Özcan ikinci. Onur Keskin ve Engin Atar üçüncü oldular. Teşvik bir boyunda Görkem Karabıyıklı'dan birinci. Semih Tomaş ikinci. Burhan Karabulut ve Muhammed Şeref Akay üçüncü oldular. Teşvik 2 boyunda Mahsun Bilgiç 1. Erkan Şahin 2. Ömer Faruk Kırat ve Görkem Yasin Şefik 3. oldular. Toz koparan boyunda Era Yılmaz 1. Eren Kalkan 2. Tuncay Kırıldak ve Mustafa Ali Çıldan 3. oldular. Ayak boyunda İhsan Derin 1. Samet Özdemir 2. Emre Ayıldız ve Emircan Aslan 3. oldular. Deste küçük boyda Osman Kan 1., Kerem Kahya 2., Engincan Akşit ve Kadir Keskin 3. oldular. Deste orta boyda Ramazan Sarı 1., Arif Özen 2., Süleyman Kotakoğulları ve Abdubaki Kara 3. oldular. Küçük boyda Mehmet Ali Avcı 1., İlhan Kırmızıkan 2., Semih Bayram Yılmaz ve Salih Biçer 3. oldular. Küçük orta büyük boyda Metin Alpaslan Temizce 1., Menderes Saltık 2. oldu. Büyük orta boy güreşlerinde Özkan Yılmaz, Tolga Turan 1., Özkan Yılmaz 2., Oğuz Kara ve Gökhan Öz 3. oldular. Baş altı güreşlerinde ise final Okan Acar ve Kürşat Şevki Korkmaz. Baş pehlivanlıkta ise final Orhan Okulu ve İsmail Balaban. İsmail Balaban bu sezon Murat Paşa Er Meydanı'nda çok güzel bir final yaşattılar. Geçen İsmail Balaban olmuştu. Sonra Büyük Mandıra'da Orhan Okulu İsmail'i yendi. Sonra sevgili Yasin. Kumluca ve Döşeme Altında da Orhan Okulu İsmail Balaban'a üstünlük sağlamışlardı hocam. Evet. Şimdi bakalım. Hemen geriye döndüğümüzde 2013'te baş pehlivan İsmail Balaban olmuştu. Muhittin Böcek Antalya'dan gelip kemeri burada almıştı. Gelişmeleri kamu çok yakından takip etti, güreş kamuoyu. Sonrasında 2015'te Orhan Okulu'yla müthiş bir final ve Orhan Okulu 2015'in baş pehlivanı oldu. Şimdi yıl 2017, İsmail Balaban ilk 16'da Recep Kara'yı çıkartmıştı ve sonra büyük bir özgüven geldi İsmail Balaban'a. Arayışları devam ediyor Orhan Okulu karşısında. Elenseler sertleşecek, tırpanları var. Yalova'da Fevziye'de çok sert tırpanlarla Orhan'ı yıldırmaya çalışmıştı İsmail Balaban. Sonrasında Orhan Okulu bir anlık boşluğunda İsmail Balaban'ın duraklamasında düdük çalmadığı için devam etti. Bastırdı ve İsmail Balaban'ı finalde yenme başarısını göstermişti. Çok çekişmeli geçmişti bu müsabakada. Ancak şimdi finalde Hüsnü Patron, çok dikkatli meydan baş hakemi. Tabii bugün kulede hakemler bir kez daha otoritelerini gösterdiler. Büyük bir mücadele verdiler. Ve 656. Kırkpınar'da çok fazla bir hakem hatası olduğu bunu söyleyemeyiz. Mahmut Demir katılıyor musun bilmiyorum. Yani
katılıyorum tabii ki ama ufak tefek olanları da görmemek lazım. Evet. Genele bakıldığında başarılı bir MHK. Mehmet Ayan, Türkiye Güreş Federasyonu yağlı güreşten sorumlu AS Başkan hiç durmadı. Bütün organizasyonda bir sağa bir sola koşarak her şeyin daha iyi olması için gayret etti. Evet, İsmail Kayseri'nin Türkiye Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyesi. O da Kırkpınar'ı yakından takip etti. Sayın Akif Çağatay Kılıç da spor bakanı. Artık önümüzdeki sezon buradaki biz de bol bol resimler aldık. Son kez veda edeceğiz çünkü Sarayı Çağrı Meydanı'nın bu görüntülerine, bu tribünlere. Ve zannediyorum çok modern bir tesis. 2018'de siz değerli güreş severlere ev sahipliği yapacak. Evet Yasin Kürşat, puanlamada bir hayli devam ettiler. Evet hocam. İsmail'in yüz ifadelerini görüyor musun Yasin? Şampiyon. Ne kadar kendinden emin. Tebessümle Orhan'a bakıyor. Orhan son derece sakin ve rakibini, evet, karşılıklı biraz sert oluyor. Evet, şimdi İsmail'den sert bir elense. Hayır diyor, böyle yukarıdan vuramazsın diyor. Yumrukla karışık diyor. Üstü patron. İşte görüyorsunuz zaman zaman yağlı güreşte şöyle enseye doğru vururken surata gelebiliyor. Üstü patron şu dakikalarda çok zorlanıyor. Ama daha güzel bir güreş olsun diye olaya hakim. Evet Yasin. Evet hocam, oldukça çekişmeli geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda da Fevziye yağlı güreşlerinde oldukça sert. Bunun daha da sertini görmüştük ama. Şu an tekrar bir Orhan'ın gözüne geldi. Ama sarı kartı gösteriyor. Sarı kartı gösteriyor. Meydan başhakemi Üstü Patron. Evet Yasin. Yani bunun daha da sertini görmüştük hocam Fevziye'de ve sonucunda İsmail Balan'ın bir anlık dalgınlığına gelerek yanlış duyduğu bir anonsla rakibine sırtını döndü ve Orhan Okulu bu pozisyonu bırakmayarak devamında iç kazıktan çevirerek, iç paçadan çevirerek İsmail Balaban'ı saf dışı bırakmıştı ve büyük bir ödülün sahibi olmuştu Fevziye'de. Burada da yine aynı şekilde biraz da Hamza Köseoğlu güreşinde de oldukça sert bir müsabaka olmuştu. İsmail Balaban biraz güreşini hafif sertleştirmiş hocam. Geçtiğimiz yapılan güreşlerde bakıldığı zaman oldukça sert güreşiyor. Tabii bu güreşin içinde olduğu sürece sıkıntı yok. Rakibini yıldırabilirsin sert güreşerek de. Şu anda da bence onu uyguluyor İsmail Balaban. Evet. Orhan Okulu da çok sert elenseler. Şu saniyeler içerisinde dakikaya bağlıyoruz ama 30 saniyede belki karşılıklı 4'er tane 8 adet, o 8 adet de Orhan'ın değil mi her iki kola vurduğumuzda? Çok sert elense hamleleri var Mahmut Demir. Yani Serhat'ım doğru söylüyor. Geçmiş dönemlerine baktığımızda Orhan Okulu da İsmail Balaban da ben ilk defa bu Kırkpınar'da bu kadar agresif ve sert güreş yaptıklarını gördüm. Evet. Tabii tamam, bunların çoğunluğu yağlı güreşin doğasında var. Mesela şu bu elenseleri normalde minderde yapmış olsanız direkt diskalifiye ederler sizi. Çünkü minderde elense omuz hizasından itibaren, yani kolunuzu açarak bir boksör edasıyla vuramazsınız. Omuz hizasından başlayacak. Tabii, nizami, tabii. Nizami mesafe. Evet. Yani omuzun dışından minderden bahsediyoruz değil mi? Tabii tabii. Oradan başlarsa faul olarak algılanır. Evet, çok sert. Yani bir de bu güreşçilerin daha önce böyle sert izlemediğimiz için de bize tuhaf gelebilir. Evet. Ama mesela Hamza Köseoğlu'na da çok sert tırpanlar attı. Hatta attığı bir tırpanda yani İsmail Balaban'ı çok sıkıntılı bir pozisyona soktu. Evet. Çok tartışıldı. Aslında evet. Orhan'a da bir kart gösterilmesi lazım, dengelenmesi lazım. Evet. Evet, daha hareketli. Orhan da çok iyi. Bir yanda Muhittin Böcek, diğer tarafta da Turgay Genç, her ikisi de türbünde. Değerli belediye başkanları. Evet, Abdullah Soy. Buyur şimdi Orhan da
Sertliğe rense çekti. Böyle gidecek. Böyle evet. Gidecek Abdullah Ersoy. Her ikisi de finalde. Dile kolay. Ama şunu söyleyeyim, burada hangisi yenerse yensin, güreşçilerdeki en güzel ahlak ve kibarlık yönü birbirlerine kucaklayıp tebrik ediyorlar. Zaten sporun en güzel tarafı bu ama özellikle güreşte. Bir de güreşi diğer branşlardan ayıran, hiçbir spor branşında ter kardeşliği yoktur. İkisinin teri birbirine devamlı temas eder. Birisinin bile bir yeri kanasa kan kardeş olurlar. Hiçbir spor branşında böyle fiziki temasla bir spor branşı yok. Onun için burada böyle sertlik yaptıklarına bakmayın. Akşam onlar aynı arabaya binir, yolculuk yaparlar. Çünkü aynı bölgenin insanı, aynı ülkenin insanı evlatlarımız. Ama aynı bölge, aynı ilde olmalarına rağmen delikanlı gibi de güzel güreş yapıyorlar. Tebrik ediyorum kendilerini. Evet. Bizi Almanya Duisburg'dan izliyorlarmış arkadaşlar Ocak'ta. Halil Güneş Bey yazmış. Eski Grekroman Milli Takım Teknik Direktörü size ve ekibe selam göndermiş Bilal Tabur Hocam. Evet. Süleyman Özdemir selamlarını göndermiş. Biz de onlara aleyküm selam diyoruz ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Mahmut Demir gerçekten baş altında. Ben her iki Okan'ı da Kürşat'ı da tebrik ediyorum. Her ikisinin de ustasını yürekten kutluyorum. Ve hakikaten Kırkpınar'a yakışır. Gençlere yakışıyor Mahmut Demir. Şimdi evet gözümüz finalde ama baş altı kaç saattir yapıyorlar? Altın puan. Şimdi bir saati geçti değil mi? 1985 yılında baş altı finali baş güreşinden sonra bitti. Bugün de aynısı olursa hiç şaşmam yani. Altın puan devam ediyor çünkü. Evet. Şimdi geçen de yine geçen sezon değerli ağamız Hamdi Sarıca'nın Korkut Eli, sevgili belediye başkanı Hasan Gökçe'nin Er Meydanı'nda baş bitti. Ona yakın, pardon, döşeme altında Konya evet, altında, evet, döşeme altında, altında evet, baş bitti. Baş altında final devam ediyor. Evet. Ali Gül, Mehmet Yeşil sonra, finali vardı. Evet. O final bitmişti. Ortalık bayağı karıştı. Devamında ise Okan Acar'la Turan Balaban güreşmişti hocam. Orada ama evet. Turan Balaban Okan Acar'ı yenmişti. Evet. Milli takım. Vezir Köprü'den selamlar yollamış avukat Salih Sefacı. Evet, Vezir Köprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bey'e de saygılarımızı yollayalım. Evet, milli takım dedik. Milli takım arkadaşlarımızdan Kamil Kocaoğlu hepinize selamlarını söylüyor. Aleykümselam. Bizi izliyorlarmış. Evet. Eğer orada bir geniş olursa baş altı da tarihe geçecek. Finalden sonraya kaldığı için. Evet. Ama ben Okan'ı da Kürşat'ı da o kadar beğendim ki bravo çocuklar diyorum. Onların da adına hikayeler yazılması lazım. Geçmişte yani gelecek günlerde bugün hatırlatılmalı diğer pehlivanlara. Bu çocukları, bu pehlivanları işlemeli ve kıran kıranse bu, sabırsa bu, inansa, azimse bu. Her ikisi de birinci olmak istiyor. Her iki güreşçiye de ikişer ihtar kaldırıyor meydanda bulunan kule hakemi Sezgin Yüksel. Evet, baş altında. Evet. Evet, Kürşat Hakeza Akbalık'ta kemeri almıştı baş altında. Birinciliğini ilan etmişti. Okan da öyle, soyadı gibi acar bir pehlivan. Diğer tarafta İsmail Balaban artık puanı alan kemere de ulaşacak değerli güreşseverler. Antalyalı iki baş pehlivan uzun yıllar evet Okan Kürşat'ı geçti baş altında. Şöyle bir dolaştı arkasına ama her ikisi de bana göre
yani çok büyük mücadele verdiler Yasin. Evet hocam. Okan'ı tebrik ediyoruz. Kürşat'ı tebrik ediyoruz. Baş altında birincilik kürsüsüne çıkan Okan Acar oldu. Kürşat ise evet gol pas karşısında. Orhan Okullu her an ikinci birlikler gelebilir. Evet. Şu an gördüğünüz baş altında sevgili yönetmen arkadaşımız getirdi. Keşke bravo güreşin çocuklar. Tamamını verebilselerdi. Çok keyifli ama bir güreş oldu. Ama tabii bu bir strateji. Onlar da hak ediyorlar ama inşallah artık onlar da baş pehlivan. Onların da şöyle doya doya güreşleri ekranlara gelecek. Kutluyoruz her iki baş altını. Evet, yaklaşık 2 saat güreş yaptılar hocam. 2 saat. Dile kolay. Evet. Tarihi bunları Orhan notlarımızı Okulu alalım. Çok pasif olduğu için bir ihtar daha. İkinci ihtar. Bu arada tabii meydan baş hakemi kaldırıyor. Kule karşılık vermiyor herhalde verdi. Evet. Benim değerli Mehmet Çobanoğlu ağabeyim Balıkesir'den izliyorlarmış. Onların ellerinden öpüyorum. Tabi Yusuf Durmuş Provapita Yönetim Kurulu Başkanı selam ve saygılarını yollamış. Keyifli bir 3 gün yaşattınız. Sizleri tebrik ediyoruz demiş. Yusuf Durmuş. Evet şimdi bir sarı kartı var İsmail Balaban'ın. Diğer tarafta Orhan Okulu 2 ihtarı var. Evet. Yasin bu durumda ne diyorsun? Yani bir üçüncü ihtar yürek ister vermeye değil mi? Çok zor hocam bu kadar insanın olduğu bir yerde ama şu an tekrarda. Evet var geldiği gibi. Evet Erhan evet ha. Evet belki İsmail orada devam etse bitirecek işi. Evet, Orhan evet. Çabuk toparlandı değerli güreş severler. Orhan Çabuk toparlandı. Şu an ekranlara geliyor hocam tekrar. Sesli işaretleri var kenarda. İki ihtarı var diyor. Orhan Okulu'nun Sezgi Yüksel. Evet ikinci ihtarı var Orhan Okulu'nun. Seyirci de büyük tezahürat yaparak kararın doğruluğunu evet onayladı. Onaylıyor. Yalnız 2017'de tribünler dolu. Hava serin. Geçen seneye bakıldığında havanın ısısı geçen seneye nazaran daha da düşük. Evet. Ama bugün son derece güzel bir güreş havası var. İsmail bir kez daha şöyle sağ paçasına evet sağ ile sol paçasına uzanmaya çalıştı. Orhan müsaade etmek istemiyor. Acaba Orhan'da yavaş yavaş bir yorgunluk belirtileri var mı Yasin? Hocam Orhan Okulu fazla girmiyor aslında. Genelde kasnak güreşini tercih ediyor kendisinden uzun boylu olanlara karşı ama İsmail Balaban ile birlikte karşılaştıkları zamanlarda genelde gördüğümüz güreşi izliyoruz şu an. Bir ya da iki bilemeniz üçüncü bir hamlede yani bu güreş sonuca gidecek hocam. Sona erecektir diye düşünüyorum. İsmail'in sağ kaşında bir sıkıntı var değerli güreş severler. Ancak kenarda çok harika bir rekabet var. Bir tarafta Konyaaltı Belediyesi güreş takımının ustası Hasan Aydın. Diğer tarafta da Döşemealtı Belediyesi'nin ustası, güreş ustası Kemal Yılmaz. Onları böyle yan yana gördüğümüz zaman son derece mutlu oluyoruz. Ezeli dostluk var ama ezeli rekabet var. Evet. Antalya'ya bakalım. Final yapmış ki baş pehlivanın ustaları. Alt boylarda da çok başarılı. Kemal'i bir kez daha kutluyorum Yılmaz'ı. Çünkü Hüseyin Gümüşalın gibi bir değeri baş pehlivanlığa taşıdı kısa bir sürede. Ve Hasan Aydın. Onların da çok ciddi altyapılarda başarıları var. Yasin şöyle bir bakalım. Hasan Aydın'ı Ufuk Atalan'ı da kutluyorum. Zirvede olmak kolay değil. Mutlaka başarı grafiğiniz yüksek olması lazım Mahmut Demir. Ne diyorsun? Biraz önce neredeyse güreş tamamlanıyordu şampiyon. İsmail Balaban bir hamle daha devam etseydi puan alabilirdi. Tabii müsabakanın başından beri müthiş bir biyonik adam profili çiziyor İsmail Balaban. Yani ilk tanıdığım günden beri İsmail'i enerjik bulmuştum ve devam eden bir enerji yapısı var. Aslında böyle gençlerin özellikle fiziklerinin incelenmesi lazım. Evet. Şimdi bir ihtarı var İsmail Balaban'ın bir sarı kartı. Orhan'ın bir sarısı iki ihtarı var.
bakalım. Tabii çok çekişmeli geçmesi aşikar ortada. Nedenleri var. Artık baş olacak. Birisi kemene uzanacak ve 2 yıl daha üst üste alırsa ebedi sahibi olacak kemerin. Ancak orada evet. Yani Sayın Çelik, her ne kadar biz puanla bitmesini temenni etsek de bu iki bir karşılıklı sarı kartlar olmadıkça ihtarlar, ama çok büyük hata yaparlar. Çok büyük evet. Hata yaparlar. Evet, ihtarlar sonucu belirleyecek diyorsun gördüğüm kadarıyla. Yani öyle görünüyor. Evet, şimdi yine sözlerime döneceğim. Yani burada hamleyi yaptığınız zaman, oyuna girdiğiniz zaman mutlaka sonuç almalısınız. Yoksa paradından gelecek, yani kontradan gelecek iyi bir karşı oyunla teşebbüs eden pehlivan kaybetme noktasında kemere veda edecek. Tabi Orhan Okurlu geçen yıl da birinci olduğu için kemere gitmek istiyor. Evet. Bastırıyor. İsmail. İsmail bastırıyor. Hiç tereddüte yer yok. Net bir yenilgi oldu. Orhan Okurlu karşısında. Her iki sporcuyu da tebrik ediyorum. Net bir yeniş oldu ama çok güzel bir güreş oldu. Tabi işte her şeyde olduğu gibi işin kaderi bu. Yenilen güreşçinin yanında kimse yok. Galip gelenler tarafı dolu. Ne yazık ki insanoğlunun kaderinde böyle bir sıkıntı var. Koştu hemen. Özel rakibine, kardeşine, kardeşine yok geçmesin tamam. Doğru. Bu görevini yaptı. Yendiği sporcuya gitti ama evet. Ben seyircinin genelindeki reaksiyonu gösteriyorum. O da tabii İsmail Balaban'a Orhan Okulu'ya da büyük sevgiler. İşte İsmail Balaban, sarı fırtına. Yüzü hep gülüyor, sempatik. Dua diyor Allah'a. Yani bu anı ağlıyor sevinçten. Evet. İşte Mustafa Taş taşıyor. Abdullah Türköz de önemli katkılar sağlamıştı geçtiğimiz yıllarda Mustafa Taş'a. Tabii i̇şte İsmail Balaban. Antalya'da taraftarı evet. Olduğu, evet. Tribünün olduğu i̇şte tarafa Balaban, geçti. Kardeşi arkasından geliyor. Antalya bayrağıyla. İşte üstü patron görevini yapıyor. Gördüğünüz gibi müthiş bir kasnağda son derece içte ve dışta müthiş sarıldı kasnağına sarı fırtına İsmail Balaban. Tekrar ekranlarınıza geliyor. Müthiş bir mücadele ve 656. Kırkpınar'ın baş pehlivanı sarı fırtına İsmail Balaban oldu. Orhan Okulu'yu kutluyoruz. Güzel bir final seyrettirdiler ve Orhan Okul'un da orada tabii çok değerli severleri var. Üzgün Orhan da tabii biri sevinecek, birisi üzülecek. Bu işin doğasında değerli güreş severler. Şimdi tebrikleri kabul ediyor İsmail Balaban. Bakalım bu noktada neler yaşanacak. İsmail, bu tabii çok yabancı bir görüntü değil. Daha önce de yaptık. Evet Hasan Aydın. Kutluyorum Ufuk, kutluyorum. Hepinizi kutluyorum. Neler söyleyeceksin evlat? Ya tarif edilemez bir duygu gerçekten. Allah'ıma çok şükürler olsun. Bu Saray İçer Meydanı'nda bu mutluluğu bana nasip etti. Çok şükürler olsun. Bileğimin hakkına geldim. Teker teker çok iyi rakipleri yenerek birinci oldum. Bunun için çok mutluyum, gururluyum. Bizleri yalnız bırakmayan tek Rumeli TV Mehmet Çillik abime çok teşekkür ediyorum. Evet. Sezonun 2013'ten beri. Pardon. 2013'ten beri. Size inandım. Canlı yayında. Onu izah ettim. Orhan'ı da tebrik ediyorum. Evet. Antalya'nın, Akdeniz'in, güreşin onurunu yücelttiniz. Ustam neler söyleyeceksiniz? Ya ben buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu anı tam 4 yıldır bekliyorduk. Buradan kemere takıp hamama yürümek istiyorduk. Evet. Ve ondan sonra işte Antalya'ya giderken Antalyalı bizi seven hayranlarımıza kemeri vermek istiyorduk. Ben İsmail'e burada çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, şimdi tören zamanı. Ufuk, senin de duygularını alayım şöyle. Mehmet abi, 2013 yılında ilk defa baş pehlivanlığa çıktık. 2013 yılında final oynadık. Bu Saray İçer Meydanı'nda. Seyircinin gönlünde taht kurduk. O günden sonra kemeri bu sahada kuşanıp hamama kadar yürümeyi hep hayal ettik. Allah da bize ve sevenlerimize bu hayalimizi gerçekleştirmeyi nasip etti. Bu kısa ömrümüzde İsmail'e
İsmail abi çok teşekkür ediyorum ben. Haydi bakalım şimdi onları serbest bırakalım. İsmail Balaban bir kez daha 2013'ten sonra Sarı Fırtına Er Meydanı'nda altın kemere ulaştı. Tabii bu serüvende İsmail'in yanında Hasan Aydın, Ufuk Atalan hepsini tebrik ediyoruz. Oral Okulu'yu tebrik ediyoruz. Tüm baş pehlivanlarımızı can yürekten kutluyoruz. Güreşe Dair'den 656. Kırkpınar'dan hepinize iyi akşamlar efendim.